Selamlar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda Modern Combat 4 Survivor oynayacağız. Öncesinden kanala yüklemiştim fakat 2 bölümünü yükleyebilmiştim. Şu an full 10 bölümünü de güzel bir şekilde hikayesiyle birlikte oynamaya çalışacağız. Bitirmiş olduğum bir oyun fakat videolarını devamlı çekememiştim. Türkçe bir altyazı olduğu için işimiz biraz kolaylaşacak ve konuyu tamamıyla anlayabileceğiz derseniz hemen harekat ve yeni bölüm diyerek başlayalım. Zorda oynayacağım oyunu. Bilgisayarda oynuyorum emülatör sayesinde. Dolayısıyla grafikleri ve oynanışı gayet güzel olacaktır. O yüzden zoru seçtim. Extreme bütün zor görevleri tamamlandıktan sonra açıldığından dolayı ben şimdi zordan mücadele edeyim. Başlangıçta şöyle denizin üstünde şu tarz artık uçaklar mı deriz? Aslında farklı bir sistemli şeyler. Bunlardan var zannedersem gerçek hayatta. Hiç görmedim de. Yani internette falan da denk gelmedim zannedersem. Savaş uçakları, gemiler, helikopterler, patlayanlar, düşenler aksiyonlu başlıyor. Biz de karşıdaki adaya doğru gidiyoruz. Amerikalıyız zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Amerika askerleriyiz. Ama nereye saldırdığımızı pek hatırlamıyorum. Askerler bu yeni silahlara paralı askerleri savaşıyor. Onlar ilk boğutlarını öldürmüş ve daha önemlisi ellerini sizlerin kanına bulamak istiyorlar diyor. Güzel. Walker bizim kaptan. Onu takip edeceğiz sürekli. Bizden önceki sayısız adam gibi radyoşkar diyoruz. Bu çatışma da yeni bir çığır diyor. Aynen. Kolay olmayacak. Ancak amaçlarımıza vuracağım. Başaracağını bilmiyorum. Beyler gardınızı indirmeyin. Hadi savaşalım. Blake sen benimlesin, yanımda kal. Blake bana diyor zannedersen, ben Blake'im. One, go! Sal bizi. Ama şu şeyi mi ayarlayamadım? Hah, şu an düzeldi. En başta oyundan, şeyden çıkmak için bayağı bir zorlandık. Bende bayağı bir ses var. Oyundayken Android telefonlarda ve iOS'larda otomatik nişan alıyordu. Şu anda da o özelliği geçerli. Dolayısıyla işimiz biraz daha kolay olacak. Zor almış olmanın dezavantajını buradan biraz götüreceğiz diyebilirim. Ama ben yine sürekli dürbün açmaktansa böyle teker teker taramayı tercih ediyorum ama oyunda biraz hata oluyor. Dürbün kolay açılmıyor. Açıldıktan sonra bazen değişiyor. Dürbünün konumu. Lan ölsene be. Ama güzel. Rahat oynayabiliyorum. En azından telefondaki gibi o kadar zorlamıyor beni. Walker şimdi buradaki kapıyı kaldıracak. Bunun ilk bölümünü yine yakın zamanda bir hafta önce yayın yaparken bir çekmeyi denemiştim. Anlık olarak çok iyi veri aktaramasa da fena değil ama şu an yayında olduğumuz için videoda olduğumuz için çok daha kaliteli olacaktır diye düşünüyorum. Şuradan inelim bekleyelim. Çünkü Walker abimiz orada. Önümüze geçmiş. Uzaktan tarıyorlar. Tank var. Tankı siper alabilirim. Of 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 of. Gerçekten zor. Her yerden sıkıyorlar adamlar. Neyse ki tank öldürmeyi başardı. Oo. Şöyle bir headshot çeksem. Oo çok iyi, çok iyi. Güzel. Şuradan atlamaya devam. Biri sıkıyor ama ulan buradaymış be, arkamdaymış. Hiç bile görmedim. Hadi bakalım Walker abi yürü. Şu anda bir adadayız dediğim gibi ve bir alana doğru ilerliyoruz. Şu an nereye gittiğimi pek bilmiyorum. Öyle bodoslama dalıyoruz. Hay, çok acemici oldum. Amerikan başkanı vardı zannedersem. Onu kurtarmaya çalışacağız. Bu oyunda genel olarak. Oraya doğru geleceğiz. Bizi farklı karakterlerin gözünden oynatacak oyun. Dolayısıyla o da biraz farklı olacak. Farklı bir atmosfere bürünecek oyun. Walker'ın önünde gidiyorum hep. Güya ben onu takip etmem gerekiyordu. Bazen şeylere denk geliyor. Bu kesitlere denk geliyoruz. Bizim oyunumuzun dışında. Bakalım oraylara mı geçecek. Evet burada bir araç var.
Efendim Delta takımını yere saplamak ancak ilerideki bölümünü ve Blake insansız kara aracını konuşlandırmak için uzaktan kumandayı kullan. Bu bölgeyi kolla ki ilerleyebilelim. Aynen bu güzel. Bunu hatırlarım. Şimdi zorda olduğu için aracın belirli ilerlemesi gereken konumdan daha geride kalırsak iptal olabilir, araç patlayabilir. Ooo, roket çok yanımızdan geçti. Ne kadar bütün adamları vurmaya çalışsak da bu belli bir yerde patlıyordu diye hatırlıyorum. Yani isteğimizin dışında patlıyor. Ne kadar korumaya çalışsak da çalışalım. Bir roket daha geliyor. Güzel ama yani oyun bu tarz şeyleri bize kullandırması gayet güzel. Mesela şuna bak daha dönmüyor mesela. Şu arkada bir en son roketi attı bize. Öldürmüş olmamıza rağmen bile. Kahretsin insanı araç vuruldu ama aferin ilerleme vakti. Aynen güzel yol aldığımızı düşünüyorum en azından. Oyunda atlama şeyi yok zannedersem. Space tuşu yemiyor. O yüzden shift tuşuyla bunların üzerine atlıyor. Her yerde Amerika kutusu var. Buradan değil aşağıdan gidiyorduk zannedersem. Bakayım. Git bakalım Walker. Kapı mı açacağı yine? Walker olmadan kapıları açamıyoruz. Şuraya basayım burada bir şeyler yapacağız çünkü. Oysa ki yukarı ettirmiştim mouse'u bekliyordum. Denk gelmedi oysa. Tam da üstündeydim. Tekrar girelim içeri. Q'ya basıyorum şu an mouse aktif. Şu an şimdi yukarı basmaya başlayayım. Çok saçma. Bir daha girelim. Yeniden başlat. Mouse'u bekletiyorum orada biliyorum yukarı yapıp. Şey yapmam lazım. Bekleyip tekte yapmaya çalışayım bu sefer. Bu sefer yaptım. Demek ki bir sefer yapmanız gerekiyor. Sürekli yapmanıza gerek yok. Tam da bıçağı boğazına doğru Walker. Şimdi... Tetikte olun diyor. Valla ben tetik metik anlamıyorum. Direkt dalıyorum. Lan tıkandı mı burada? Heh. Gitmedi orada da çünkü. Olumsuz duvarı bombalamak yerine içeride siviller de var zannedersem. Çünkü patlatmama taraftarı bu askerler ama yine Walker diyorsa patlatacağız. Kaçarı yok. Hemen tarıyoruz. Neyse friendly fire yok oyunda Allah'tan. Bu oyuna saldırıyoruz. Bu kadar yakın gitmem aslında benim dezavantajıma çünkü zorda olduğu için beni rahatlıkla indirebilirler. Gayet güzel, gayet güzel. Yine her şeyi benim yapmamı istemiyorlar. Bizim arkadaşlar da, takım arkadaşları da düşmanları öldürüyor en azından. Yalnız değilim bu konuda. Hani bazı oyunlarda öyle yaparlar ya. Özellikle telefon oyunlarında zaten. 100 düşmanı kafasından vurmuşum. Bu çok güzel bir skor. Hadi bir tane de bomba atayım şöyle. En azından bomba atmamış oluruz. Ama patlatamadık adamı. Öldüremedik lan. Lan. Soldaki adamı da aldık. Başka kimse var mı burada? Walker diyor. Duvarın üstü kullandı. Tamam. Blake emsal sesini çağırmak için tabletini kullan diyor. Kullanalım. Bizim askermiş. Bakalım nereye ateş yapacağız? Elimizde bir şey var. Tablet tarzı bir şey. Dikkat edin. Aferin abi yapmamız gereken çok iş var. Konuşmalar bayağı bir şey olmuş. Devam edelim. TM'nin Downs ile birleş diyor. Birleşelim. Burada zannedersem araçla gideceğiz ve bayağı oyun yavaşladığı bölümler olacak. Güzel sahneleri hatırlıyorum. İlk bölümü bir defa oynadığımı söylemiştim zaten aynen. TM'nin uçak savarlar harekete geçtik. Ne oluyor? VIP değinirler, paralı askerler. Moskova'dan sonra diyor. Moskova'da ne olmuş acaba?
tam arkama döndürtmüyor oyun. Dolayısıyla ne varsa önümdekileri vurmam gerekecek. Güzel bir hız kesiş. Ateş açıldı, o düşmanları ortadan kaldır. Evet, burası güzeldi diye düşünüyorum. Normalde bayağı vururdum da boşuna patlıyor. Sanki varil falan da yazılan herhalde. Bir helikopter vardı, onu hatırlıyorum, onu indireceğim. Bu SGS denen özel askeri şirketin ekonomik askeri yani müşterinin kim olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Gelin helikopter var, bunu ben alabilirim. Lan düşeceğiz. Çıkart bizi, iyi atıştı, güzel. Aklını mı kaçırdın sen diye. Güzel. Özellikle bu oyun ilk çıktığı zaman, bundan 5-6 sene önce şu tarz bir atmosfer telefonda oynandığı zamanlar gerçekten bayağı telefonlarım bunları oynayabiliyor mu diye sorguladığımız zamanlardı ve telefondan bunları oynamak gerçekten çok mutlu ediyordu. Şu anda ben gayet keyiflerim yerinde aslında, bunu bilgisayarda oynamak da gayet güzel oluyor. Sonuçta bir ne kadar telefon oyunda olsa. Etrafta kimse yok. Şurada birisi olabilir mi? Ha, bıçak attım. Güzel. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Hadi down. Down evlat. Yap bir şeyler de. Burada bir adamlar mı vardı? Tamam. Böyle kullandı. Area secure. Tankı mı patlatacağız? Hayır, şu uçak savar bataryasına bak. Amerika ordusunda bile yok. Bunu ben hallederim. Hallet bakalım. Adamsın sen. Walker uzaklaş oradan. Güzel. Şimdi buraya doğru ilerleyeceğiz zannedersem. Yol buraya doğru açıldı çünkü. İlerledi diyor zaten oyun. Başka şöyle tek atar var. Bir de onu kullanalım. Evet, buradan şeyler alabiliyorduk, hatırladım. Yükseltmeler var, eklentiler var. Evet, güzel dürbünler falan ama... Aynen gayet güzel. Uzatılmış şarjörümüz var. O zaman şey yapalım. TMK mermileri diyor. Ucu delik metal mermiler. Mermiler daha fazla hasar verir. Ben uzatılmış şarjörümü al. Mermiler hasar versin ya. Şimdi aldık. Bu sürekli bizde olacak. Lan Zigana Trabzon silahı gibi lan. Ne, biz diğerini alalım, böyle ilerleyelim. Gayet güzel vuruyor. Hatta geçenki videomda da söylemiştim derken. Ne yapıyorum burada? Fazla hasar veriyordur umarım diyeceğim. Ama şarjörü uzattık. 20 yazıyor. 15 miydi az önce? Hiç farkında bile değilim. Evet, bir bölümü daha geçmiş olduk. Oyun heyecanlı gidiyor, güzel gidiyor. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Google Play'de yok bu oyun. Artık yok. APK'sını indirmeniz lazım. APK. Biraz aşağıya doğru ineyim de bu adam bizden değil. Niye ölmüyorsun o zaman? Aynen, biz şeyi aldık. Şarjör uzatıcı almadık zaten. Biz nevlerin hasar veren özelliğini almıştık. Ama işe yaradı. Öyle biraz daha kolay ölüyor sanki adamlar. İşte şu dürbün muhabbetinde söz edildim. Öyle bir hata oluyor. Dürbünler içeri geçiyor. İçe geçiyor. Biraz daha ilerledik. Cidden zor oluyor. Zor oyunun hakkını veriyor. Hadi Walker. Hadi Walker, yap bir şeyler. Kap diyor. Kapalım. Kaptım. Yok edelim. Ettim. Direkt zaten solda imayet. Uçak savarı yok et. Edemedim mi ben az önce? Ben ne yaptım? Aferin Blake. Eyvallah. Knight, hava takviyesi geliyor. Tahliye için oraya gidin. Takımına acilen konferans bölgesinde ihtiyaç var. Tamam baba. Yapıştır. Oo, işte burası karışık biraz. Hatırladığım kadarıyla burada biraz zorlanacağız gibi. Oyundan mermi sıkıntısı olmaması gerçekten güzel bir şey.
fazlasıyla oyun size mermi veriyor. Bu yüzden çok zorlanmayacağız. Öyle random sıkabiliriz. Oo, yukarıda biri var. Bakalım kim alacak? Ben mi alacağım arkadaş mı? Aynı anda sıkmış olabilir miyiz? Direkt hedef ben miyim? Bana çok sıkıyorlar. İyi ki buraya baktım, yoksa patlayabilirdik. Lan soldaki bizim adam, ben o kadar sıktım ona. Aynen, o bizim adammış. Güzel. Bizim adamlar da soldan ilerliyormuş. Yani tek ben bir şey yapmıyormuşum. O yüzden o kadar da bizim adamların hakkını yemeyelim. Target down. Area secure. Go go go. Takip ettiği adam arkadan geliyor. Walker, paralı askerler konferans merkezini kapattılar. Başkan rehin alındı. Tesis konuşmalarında SGS paralı askerlerinin onu infaz edeceklerini öğrendik. Vay be. Ben bir şey yapmayacağım herhalde. Dur bakayım. Tak tak tak. Sağdaki bendeniz. Başkanı yakalamışlar arkadaşlar. Dediğim gibi bir başkan var Amerika'da. Onu kurtaracağız. 10 bölüm. İşi ne diyeyim? Bu sizi kendiliğinden temizlemeyecek diyor. Ve bir patlama geliyor. Boom. Bayağı bir spoiler veriyorum. İlk bölüm. Diğer bölümleri bilmiyorum ama. Böyle bitiyor zannedersem ilk bölüm. Çok fena değil. Üçüncü defa bitirdim. Birinci görevi 15 teknenin altında bitir. Bitirdik biz zannedersem. Güzeldi. 6000 paramız kaldı. Onlar teröristleri aradı diyor herhalde. Aynen. Neler olduğu hakkında bir fikrim yok falan diyor. Bir şeyler diyor. İkinci görev birleşmiş terör. Burada bırakalım. İlk görevi yapmış olalım ve ilk videomuzu bu şekilde yükleyelim. Umarız güzel olmuştur. Umarız eskiler yağda olmuştur. Bu şekilde de farklı bir oyuna başlamış olduk. Devamı gelecek. Devamı gelecek. 10 bölümün hepsini çekeceğiz ve oynatma listesinde rahatlıkla bulabileceksiniz. Güzel zamanlarınızda, boş zamanlarınızda farklı bir şey yapmak isterseniz, farklı bir oyun oynamak isterseniz, eskiye dönük telefonların doğuş zamanlarından, yaygınlaşmış zamanlarından bu güzel oyun tekrardan sizlerle. Görüşürüz bir sonraki bölümde.